Herkese merhabalar. Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü webinar serisine hoş geldiniz. Bugünkü 32. webinarımızın konuğu Selçuk Üniversitesi'nden Doçent Doktor Aslı Satmanoğlu. Kendisi hayvan sağlığında aşılar ve kombinant protein kullanımı ve yerli aşıların önemi başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Doçent Doktor Aslı Satmanoğlu lisans eğitimini 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamladı. Ardından doktora eğitimini 2015 yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamladı. 2015 yılından beri Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışan Aslı Satmanoğlu, 2021 yılında doçent unvanı kazanmıştır. Hocam söz sizin. Çok teşekkürler Batuhan Hocam. Herkese merhabalar değerli katılımcılar. Batuhan Hocam, Barış Hocam ve değerli katılımcılar. Ben bugün sizinle hayvan sağlığında kullanılan aşılar, aşı teknolojisinde kullanılan teknikler, adjuvantlar, rekombinant protein kullanımının alanları ve bizim 2020 yılında başlayan ve devam eden bu konuya yönelik olan projemizdeki durumla ilgili kısa bilgiler verdikten sonra yerli aşıların neden önemli olduğunu bu konunun üzerine gitmemiz gerektiğiyle ilgili sunumumu sizlerle paylaşacağım. İnşallah verimli ve keyifli bir sunum olur. Sıkıcı olmaması adına çok böyle hani ayrıntıya girmeden sunmaya çalışacağım ama tabii ki sorularınız olursa sonunda da yanıtlamaya çalışırım. Şimdi aşı dediğimizde öncelikle bir aşıların tarihçesinden kısaca bir değinmemiz gerekiyor. Dünya genelinden başlayalım. Yani dünyada aşının tarihçesine baktığımızda ilk olarak çiçek enfeksiyonunun keşfedilmesiyle beraber veya insandaki seyirleriyle beraber başladığını görüyoruz. İlk aşı denemeleri milattan önceki binli yıllarda diye geçiyor ama çok kesin tabii tarihi verilere ulaşamıyoruz ama Çin'de çiçek enfeksiyonu görülen bireylerde şimdiki tabii ki şu anki teknolojiyle yapılan aşılar değil ama bu aşıların temelini atabilecek çalışmaların olduğuna dair verileri görüyoruz. Sadece görsel olarak görebiliyoruz. Sonraki yıllarda bu çiçek enfeksiyonuna yönelik çalışmalar devam etmiş. Şimdi bu enfeksiyonun adı çiçek olmasına rağmen güzel bir isim koyulmuş ama bu çiçek enfeksiyonu insanlarda çok ciddi arazilere sebep olan bir enfeksiyon. Ben de görmedim. Muhtemelen sizler de görmemişsinizdir. Çünkü 1979 yılında da aşılamayla beraber eradike edilmiş. Yani buradan biz aşının ne kadar hayati önem taşıdığını görüyoruz. Ve sonraki çiçekle ilgili yapılan bildirimlere baktığımızda tabii ki bu sadece çiçek değil ama çiçekten kaynaklanarak bu aşının tarihçesi geliştiği için ben özellikle çiçekten bahsediyorum. 1979 yılında tüm dünyadan aşıyla beraber eradike ediliyor. Fakat çiçek virüsü iki merkezde bulunuyor. Bildirimlere göre 2005 yılında imha edildiği söyleniyor. Sonraki bildirimlere baktığımızda ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından uyarılara göre her ülkenin aşı virüsü temini noktasında sıkıntı yaşamaması gerektiği söyleniyor. Yani hastalığa sebep olan çiçek virüsünden ziyade aşı virüsü. Çünkü enfeksiyona neden olan etkenle özellikle canlı aşılarda bu durum böyledir. Enfeksiyona neden olan etken ve aşının içerisindeki antijen veya etken farklıdır. Yani aşının içerisindeki etken enfeksiyona neden olan etkenden daha zayıftır fakat immün sistemi uyarabilir, güçtedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada mevcut aşı stoğu şu an yaklaşık 100 milyon civarındadır. Bunun da yaklaşık 40 milyon civarı da Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu bildirilmektedir. Şimdi gelişimsel tarihçesine baktığımızda şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. 1900, 1700'lü, 1796 işte 18. yüzyılda ilk aşı yapıldığına dair yazılı
bildirimler olduğu için 1796 yılından itibaren gösteriliyor aslında aşının tarihçesi. Demin de bahsettiğim gibi esasında bu durum böyle değildir. Edward Jenner ilk aşıyı uygulayan kişi olması sebebiyle immünolojinin tabiri caizse babası olarak tanımlanıyor. Ama şöyle bu olayı da şöyle kısaca geçeyim ben. 18. yüzyılın sonlarında sonlarına doğru yani o yüzyıl içerisinde İngiltere'den Lady Mary Montagu adında bir lady ülkemize geliyor. Yani Osmanlı topraklarına geliyor. O dönemde burada aşı uygulamalarını görüyor. Tabii ki şu anki klasik aşı uygulamaları değil, daha ilkel koşullarda. Ve çiçek virüsüne karşı insanların bağışık kılındığına dair verileri görüyor ve bildirim yapıyor. Daha sonra Edward Jenner, cowpox virüsünden, yani aslında enfeksiyona sebep olan smallpox virüsü, cowpox virüsünden aşı geliştiriyor. Ve 1796 yılından itibaren genel olarak baktığımızda tarihlendirme bu şekilde devam ediyor. Sonraki yıllara baktığımızda tabii aktif çalışmalar başlıyor. Bir diğer aşılama tarihçesinde yazılı beyanlara baktığımızda, literatüre baktığımızda Louis Pasteur, Kuduz, Antrax, işte Pasteurella, sonra Robert Koch, tüberküloz aşısı gibi denemelerle aşılamanın tarihçesi dünya genelinde bu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Şimdi ülkemizdeki aşı tarihçesine baktığımızda esasında bizim biraz bu noktada eksiklerimiz var. Yazılı olarak bir kaynağımız bulunmadığı için aslında aşının tarihçesinde biz görülmüyoruz maalesef. Ama şöyle bir veriye ulaşıyoruz baktığımızda. Şimdi hayvan sağlığıyla insan sağlığı birbirinden ayrılmaz bir bütün. Şu an aslında tek sağlık kavramı geçiyor. Çünkü hayvanlarda insanlara bulaşabilecek zoonoz enfeksiyonlar var. Bu zoonoz enfeksiyonlardan korunma noktasına geldiğimizde ise ilk aşılama denemeleri hayvanlarda başlıyor. Ve ülkemizde de koyun ve keçilerde önemli olan çiçek hastalığına karşı çiçek yarı kabuklarının güneşte kurutulmasından sonra sağlıklı hayvanların derisine uygulanması ile beraber aşılama kavramının geliştirildiğini biliyoruz ve ilk verilere de milattan sonraki 10. asırda varabiliyoruz. Ve aslında aşı yani aşı ismi bile bizim topraklarımızdan çıkma ama maalesef biz bu kavramın veya tanımın, uygulamanın çok sahiplenememişiz. Ama aşının tarihçesinde biz varız ve hala da varız. Uygulamalar da devam ediyor. Sunumun diğer safhalarında bununla ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi hayvan aşıları başlığımızdaki hayvan aşılarından bahsetmeden önce bir insan aşılarıyla ilgili üretimden kısaca bir bahsetmek istiyorum. İnsan aşıları ile ilgili ilk derli toplu çalışmalar yine 18. yüzyılda kuduz aşısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. O dönem Pasteur Enstitüsü'ne ülkemizden bilim insanları gönderilmiş ve dünyada ikinci ülke, aşı üretebilen ülke konumunda olan ülkelerden ülke biziz. Ama işte dediğim gibi sahip çıkamamışız. Neyse sonraki yıllarda 1928'de Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkmış bir ülke, yani darbe almış, çeşitli sıkıntıları olan bir ülke, Refik Saydam Hıssız Saha Kurumu başlığı altında insan aşılarını üretebilen bir kurum kurulmuş. Ve bu kurumda çok önemli aşılar üretilmiş. Tüberküloz, kuduz, çiçek, tüfus, boğmaca, yani insan sağlığını ciddi anlamda tehdit edebilecek aşılar geliştirilmiş. Bununla beraber serum, fibrinojen, albümin, gama, globulin gibi çok önemli biyolojik ürünler de geliştirilmiş. Ve ayrıca 87 yılında AIDS Araştırma Merkezi kurulmuş. Fakat 2011 yılında bu kurum kapatılmış. Şimdi burada sadece şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu hepimiz maalesef çok acı bir şekilde bu son 1,5 yılda
bu pandemi döneminde aşıların ne kadar önemli olduğunu, bir ülkenin ne kadar önemli bir biyolojik ürünü olduğunu maalesef gördük. Dünya genelinde yapılan çalışmalar bakıldığında tabii ki çok hızlı ilerlediler. Şimdi burada hızlı ilerleyebilmek için bir altyapının olması gerekiyor. Altyapımız varmış fakat 2011 yılında çeşitli sebeplerden dolayı kapatılmış. Ve bize bir 10 yıllık gerileme getirmiş. Yani yerleşik bir düzen olmuş olsa idi, şu an ülkemizde devam eden COVID'e yönelik yapılan, devam eden çok önemli çalışmalar belki ya en kötü ihtimal bir 6 ay öncesinde de çıkabilirdi. Yani bu kurumun kapatılmasıyla beraber tabii bizim işlerimiz biraz sekteye uğramış. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi tabii ki COVID'e yönelik aşılar var. Dışarıdan bakıldığında şöyle görülüyor. Yani ülkemizdeki bilim adamları çalışmıyor mu? Bizde neden üretilmiyor? Hayır, hiç öyle bir durum yok. Çok değerli bilim insanlarımız var. Çok önemli aşı çalışmaları var. Ülkemizde şu anda inaktif aşı çalışmaları var. Vektör temelli aşı çalışmaları var. RNA temelli aşı çalışmaları var. Bu aşıların faz denemelerine niye bu kadar uzun sürede geçildi denildiğinde, şimdi bizim en büyük handikapımız, sonraki kısımlarda anlatacağım. Aşı dediğimizde aşı bir antijenle beraber adjuvant dediğimiz bir molekülle kombine edilmesi gerekiyor. Canlı aşıların buna ihtiyacı olmaz, yoktur ama diğer bu saydığım aşıların adjuvant gereksinimi illaki vardır. Temini noktasında, lojistik noktasında önemli sıkıntılar yaşandı. Yani bu demek değil ki bizim bilim insanlarımız çalışmıyor. Bu bilim insanlarında aşıyla ilgili çalışan, COVID'e yönelik çalışan hocalarımızdan birisi de bizim bölümümüzde Profesör Doktor Osman Erganiş hocamız. Gece gündüz çalışılıyor ama bu işte bazı kimyasalların temininde veya farklı durumlardan dolayı bu şekilde oldu ama çalışmıyor anlamına gelmiyor. Şimdi bir diğer söylemek istediğim şey şu. Şimdi bu dönem içerisinde bu aşıyla ilgili bilgi vermek adına, halkı bilinçlendirmek adına çok tabii ki alanında uzman hocalarımız çıktı. Şimdi alanında uzman diyorum. Şimdi aşı alanı, immünoloji alanı biraz daha farklı bir alan. Yani aşı, immünoloji alanında yorum yapabilmek için bu konuyla ilgili ciddi çalışmaların olması gerekiyor ki doğru bilgiler verilebilsin. Biraz bu konuda bilgi kirliliği var. Örneğin pandeminin başında bizim ülkemiz aşı üretemez, üretim tesisi yok dendi. Hayır, insan aşılarına yönelik kurum kapatıldı ama hayvan aşılarının üretimi kamu ve özel sektör tarafından hala devam ediyor. Yani biz hayvan sağlığına yönelik aşı üretebilen ve ihraç edebilen bir ülkeyiz. Şimdi aşı dediğimizde insan aşısı ve hayvan aşılarının üretiminde tabii ki belirli prosedürlerde, proseslerde farklılıklar olmasına rağmen temelde mantık hepsinde aynıdır. Hayvan sağlığına yönelik çok çeşitli aşılar var. Ve üretilmeye de devam ediliyor. Yani biz aşı üretemeyen bir topluluk değiliz. Bilim insanlarımız da buna yetemeyen insanlar da değil. Çok kıymetli ve güzel çalışmalar ve sonuçlar da elde edilebiliyor. Bir diğer nokta, bu dönem içerisinde şöyle bir şey de oldu. Biz veteriner hekimler olarak sağlık çalışanları grubuna dahil edilmedik. Ama aşı çalışmalarına bakıldığında, yani veteriner hekimler illaki insan sağlığının bir kısmında da yer alıyor. Bu zoonoz hastalıkları, enfeksiyöz hastalıklar kısmında da yer alıyorlar. Ve aşı üretimi noktasında baktığımızda bu COVID aşılarının üretilmesinde de çok kıymetli veteriner hekimlerimiz var. Dolayısıyla veteriner hekimlerin de sağlık çalışanı grubuna dahil edilmemesi biz veteriner hekimlere de biraz tabii ki
üzdü diyebiliriz. Bu aşılarla ilgili tarihçimiz daha da kapsamlı bir şekilde anlatabiliriz ama çok da sizi artık boğmak istemiyorum. Aşı dediğimizde öncelikle aşının bir tipi yok. Aşının 3 jenerasyon başlığı, 3 jenerasyonla tanımlanıyor. İlk jenerasyon aşı dediğimizde canlı ve inaktif aşılardır. Şu an mesela Sinovac aşısı inaktif bir aşıdır. Yani inaktif aşı dediğimiz nedir? İnaktif aşı etken, enfeksiyon neden olan etken, çeşitli kimyasal metotlarla inaktive edildikten sonra canlıya, adjuvant dediğim deminki kimyasalla kombine edildikten sonra uygulaması yapılır. Canlı atenüe dediğimizde ise bu çiçek aşısına, demin anlattığım çiçek aşısına vurgu yapayım. Etken canlıdır. Ve buna yönelik herhangi bir şeye gerek yoktur aşının içeriğinde. Bunlar klasik aşı tiplerine girer. Bu inaktif ve canlı aşılar. İkinci jenerasyon aşıları dediğimizde ise bu vektör tabanlı aşılar ikinci jenerasyon aşı grubuna girerler. Bunların adjuvant gereksinimi vardır. Üçüncü jenerasyon aşı dediğimizde ise bu RNA temelli aşılar üçüncü jenerasyon aşılardır. Şimdi genel olarak tarihçesine baktığımızda ise üçüncü jenerasyon aşıları yaklaşık son 20 yıldır uygulanan aşılardır. İlk jenerasyon aşıları demin bahsettiğim çiçek aşısı ilk jenerasyon aşı grubuna dahildir. Üçüncü jenerasyon aşıları son dönemlerde işte son 20 yıllık dönemde uygulanması sebebiyle ve kullanılan demin bahsettiğim adjuvantlardan dolayı tabii birazcık soru işaretleri olabiliyor. Sunumun sonunda bununla ilgili soru sormak isterseniz bununla ilgili cevaplayabilirim. Yani jenerasyon olarak baktığımızda ise tabii üçüncü jenerasyon aşılarının biraz daha teknik ekipmana gereksinim duyduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi burada hep bizim duyduğumuz bu işte Ar-Ge aşaması, preklinik faz çalışmaları, klinik araştırma işte faz 1 bu aşının faz 1 mi faz 2'si mi böyle bir karışıklık var. Şimdi her insan aşısı da olsa, hayvan aşısı da olsa Ar-Ge aşaması, preklinik çalışmaları ikisinde de aynı. İlk olarak etken izolasyonu yapılır, genotiplendirme metotları uygulanır, standart suçlarla benzerlikleri karşılaştırılır ve örneğin COVID aşılarında ne deniyor? Spike proteinin olması, spike protein temelli veya işte spike proteini sentezleyen RNA'dan yola çıkılarak mesela biyotek aşısı öyle. Yani buradan şunu anlamamız gerekiyor. Her mikroorganizmanın, hemen hemen bütün mikroorganizmaların enfeksiyona neden olan bir virülans faktörü vardır. Bu virülans faktörlerinin illaki aşı içerisinde olması gerekiyor. Yani immün sistemi istenilen düzeyde uyarabilmesi adına bu virülans faktörlerinin kesinlikle aşı içerisinde koyulması gerekiyor. Bir diğeri, şimdi yerli aşıya vurgu yapıyoruz. Yerli aşı dediğimizde ise yerli aşı şu. Şimdi ticari aşılarda dışarıdan temin ettiğiniz ticari aşıların içerisindeki suçların biyotip, genotiplerine, fenotipik özelliklerine baktığınızda mukayese ettiğinizde sağ suşu, yani sizin ülkenizde bir enfeksiyon neden olan etken var ve bu referans suş diyoruz biz bunları. Referans suçlarla mukayese etmeniz gerekiyor. Her zaman için sizin ülkenizde ister hayvanlarda ister insanlarda enfeksiyon neden olan etkenin sizin sağdaki sağdan izole edilen suçlarla aşı suçların uyumlu olması gerekiyor. Yani genel olarak baktığımızda ticari olarak yani ithal aşılardaki suçlar tam olarak sağ suçlarının birebir örtüşmeyebiliyor. Yani buradan kastımız ne? İşte X proteini var. Ticari aşılarda X proteinini sentezleyen gen olmayabilir ki bu protein sizin sahadan izole ettiğiniz mikroorganizmalarda olabilir. Eğer bu X proteini sizin ithal ettiğiniz aşılarda olmaz ise o zaman şöyle bir handikap çıkar. Ben aşıladım, aşı çalışmıyor. Hayır, böyle değil. Yani sağ suçlu ithal ticari işte yurt dışı menşeli suçlardan hazırlanan aşılar birbirini tam örtüşmüyor olabilir. Aşı bundan korumuyor da olabilir.
suçların elde edilmesi noktasına baktığımızda ise bu sahadan izole edilen suçlarla hazırlanan aşılardan çok daha yüksek verim alıyoruz. Yani şimdi biz laboratuvar olarak da veteriner fakültesi mikrobiyoloji ana bilim dalları içerisinde bizim bölümümüzde bulunan doktor öğretim üyeleri, doktor öğrencileri, yüksek lisans öğrencilerinin her birinin tez konusunun geneline baktığımızda aşı çalışıyoruz. Adjuvant etkinliği çalışıyoruz. Buna yönelik kitlere çalışıyoruz. Benim tez konum aşı başka bir etkene yönelik hayvanlarda ciddi probleme sebep olan bir etkene yönelik aşı geliştirilmesi, adjuvant etkinliği ve kit geliştirilmesine yönelikti. Bunun yanı sıra da işte bu demin dediğim virülansta rol oynayan önemli antijenik yani proteinlerin rekombinant olarak elde edilip aşı etkinliği üzerine denemeleriyle ilgiliydi. Şimdi genel olarak bizim burada yapılan çalışmalarımıza baktığımızda sahadan izole ettiğimiz etkenlerle ürettiğimiz aşıların ticari aşılardan daha iyi çalıştığını her zaman için gözlemledik. Bununla beraber bir iki istisnai durumda olabilir. Bu aşamalar aynı dedik. Yani hayvanlarda ARGE, hayvanlarda ve insan aşılarında ARGE ve FAS çalışmaları hemen hemen birbirine paralel olarak gidiyor. Sonraki slaytlarda bunlardan bahsedeceğim. Bir diğer kafa karışıklığına sebep olan durum. Şimdi hayvanlarda şöyle faz 1, 2, 3, 4 diye çok böyle kapsamlı ayrıntılı bir faz çalışmaları olmuyor. Baktığımızda model hayvan üzerinde denenir. İşte fare, kobay, model hayvan da değişir. Sonrasında hedef hayvana geçilir. Bir popülasyon belirlersiniz. Enfeksiyondan ari olması gerekiyor ve oradan gidersiniz. Ama insanlardaki aşı çalışmalarına baktığımızda faz 1. Faz 1 nedir? Güvenlik aralığın. Yani bu aşının insanlarda kullanılabilir mi? Yan etkisi var mı? Bunlara bakılır ve az gönüllü de denenir. Faz 2'ye geldiğimizde ise klinik etkinliğine bakılır. Gönüllü sayısında artışlar görülür ve uyarım güçlerine de biraz denilmeye başlanır ama faz 3'te tam olarak aşının etkinliğinin kanıtlanmasına yönelik ve yan etkilerinin ezilenmesine yönelik çalışmalar yapılır ve faz 4'e geldiğimizde ise ruhsatlandırma aşamasına geçiliyor. Şimdi şunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi hala şu son dönemde yani aşının ne kadar önemli olduğunu görmemize rağmen hala bir aşı karşıtlığı devam etmekte. Tabii ki şimdi son işte 3. jenerasyon yani RNA aşısı 3. jenerasyon aşı. Tabii ki bunun içerisinde kullanılan adjuvant diğer kullanılan adjuvantlara göre daha yeni bir adjuvant. Şimdi burada kafa karışıklığı olabilir ama şimdi önce şunu söylemek istiyorum. Buna gelmeden önce sterilite kavramı geçiyor. İşte steriliteye sebep oluyormuş aşı. Şimdi buradaki sterilite farklı. Bu steriliteden ne anlaşılıyor? İnfertilite anlaşılıyor. Hiç alakası yok. İnfertilite ile sterilite kavramları çok farklı. Yani aşıdaki sterilite aşı üretildikten sonra belirli proseslerden geçmesi lazım. Aşı ürettikten sonra yani inaktif bir aşı, yani bakteriyi, mikroorganizmayı inaktif ettiniz, öldürdünüz veya canlı aşı. Sterilite buradaki sterilite ne? Aşının içerisinde istenmeyen hiçbir mikroorganizmanın bulunmaması. Yani inaktif aşıysa, içerisinde canlı bakteri yoksa hiçbir canlı bakteri, mikroorganizma olmayacak. Sterilite kavramı bu. Kısırlık kavramı değil yani, infertilite değil. Buradan kafa karışıklığı oluyor. Güvenlik ve zararsızlık dediğimizde ise güvenlik işte bu faz 1 ve faz 2. Yani güvenlik denemesi, zararsızlık denemesi önce bir farelerde denenir. Yani işte içerisindeki mikroorganizmanın veya kullanılan adjuvant veya immün modülatörler, ekstra immün modülatörler de kullanılabilir. Bunların zararsızlığı veya güvenlik düzeyleri ölçülür. Yani bu kavramlar biraz laşkalaştı. Şimdi diğer bileşenimize geldiğimizde
Şimdi adjuvant diyoruz. Adjuvant dediğimiz olay ne? Adjuvant dediğimiz olay, aşı antijenini elde ettikten sonra aşının istenen seviyede immün sistemi uyarabilmesi için, bağışıklığı uyarabilmesi için ekstra olarak ilave edilmesi gereken immün modülatörler grubudur. Canlı aşılarda böyle bir şeye gereksinim yoktur. Ama demin saydığım işte canlı aşı haricindeki aşılarda bu gereksinim vardır ve kullanılması da gerekiyor. Şöyle çok kaba şekilde anlatayım. Sizin antijeniniz yakıtsa adjuvanınız da motor. Yani ikisi bir olması gerekiyor. Yani immün sistemi uyarabilmek adına ilan değinelim. Adjuvantlar ne yapıyor? İmmün sistemini antijenle beraber, şimdi düz antijen verdiğinizde, antijen dediğimiz yapı ne? İmmün sistemi uyarabilmesi adına aşıya koyulan bir molekül, yapı. İşte bakterinin bir kısmı olabilir, subünit olabilir, tümü olabilir, bir parçası olabilir veya virüs. Bir antijeni, bir proteini olabilir. Bunun etkinliği, yani vücuda enjekte ettiniz. İşte kas içi, musküler, çeşitli uygulama yolları var. Çok kısa süreli bir uyarım yapar ve düşer. Yani yükselir, buna pik denir ve çok hızlı bir şekilde düşer. İşte adjuvant bu noktada devreye giriyor. Adjuvant dediğimiz antijenle kombine olarak hazırlanır. Ve bu aşının etkinliğini arttırır, uyarım gücünü arttırır, uyarım süresini arttırır. Ve oradaki emilim süresine bağlı olarak da immün sistemi cevabını hızlandırır. Şimdi tiplerine baktığımızda farklı adjuvant tipleri var. Jel tipi, emülsiyon tipi, partikül, işte sitokin, mikrobiyal, proteaz gibi tipleri var. Şimdi adjuvantlarla ilgili de sürekli bir bilgi kirliliği var. Alüminyum hidroksit. Genel olarak beşeri aşılara şu son 1,5 dönemin öncesine gittiğimizde beşeri aşılarda ruhsatlı tek adjuvant alüminyum hidroksit jel tipi adjuvantlar idi. Şu son dönemde acil kullanım onayla beraber biraz daha farklı adjuvant kullanımına gidildi. Şimdi bu alüminyum hidroksit, işte aşının içerisinde alüminyum hidroksit varmış da işte otizme sebep olurmuş, ne bileyim işte demansa sebep olurmuş gibi böyle aşı karşıtlığını destekleyen, bilinçli veya bilinçsiz şekilde aşı karşıtlığına yarayan konuşmalar, bildirimler oluyor. Maalesef bilen de bilmeyen de konuşuyor ama şimdi alüminyum hidroksit dediğimiz bir adjuvant. Bu adjuvant bir mililitre içerisinde o kadar eseri düzeyde bulunuyor ki, yani aşının bir litresinde adjuvantın konsantrasyonu yoğunluğuna bağlı olarak da değişiyor da litrede 40 mililitre. Tabii bu adjuvantın yoğunluğuna göre değişir ama olması gereken %100 ise eğer, absolüt ise 1000'de 1 mililitreye 40 mililitre koyuyorsun. Yani doz hesabına gittiğinde işte 1 mililitre aşının içerisinde çok eseri miktarda bulunuyor. Ki biz bu alüminyum hidroksiti, yani en basitinden yemek yaptığımız kaplarla bile alabiliriz, suyun içerisinde bile alabiliriz. Yani bu önemli arazlara, kalıntılara sebep olabilecek bir durum değil. Bu aşı karşıtlığının artık hangi maksatla yapılıyor bilmiyorum ama şimdi ülkemizde mesela çocuk felci son dönemlere kadar görülmüyordu. Kızamıkçık enfeksiyonu görülmüyordu ama bu aşı karşıtlığıyla beraber dünya genelinde bakıldığında bu enfeksiyonlar tekrar hortladı. Eğer aşılamaya riayet ederseniz, yani şimdi şu an sürü bağışıklığından bahsediliyor. Bu hayvan veteriner hekimlikte veya hayvan sağlığında kullanılan bir tabirdir, sürü bağışıklığı. Çünkü hayvanlarda çok ciddi zoonoz enfeksiyonlar vardır ve kitlesel aşılama yapılır. Bunun önüne geçebilmek adına. Şimdi bu aşı karşıtlığı sebebiyle aşı yapılmadığı için sürü bağışıklığı, popülasyon bağışıklığının seviyesinde immün sistemi uyarım noktasında düşüşler olmasıyla beraber etken saçılımı da oluyor. Dolayısıyla bu görmediğimiz son dönemdeki enfeksiyonların patlaması da bundan kaynaklanıyor.
Yani aşı bir ülke için en önemli silahtır da diyebiliriz. Buraya geçelim. Rekombinant protein üretimi, yani sunumun içerisinde sonraki aşamalarda bahsedeceğim için ön bir bilginiz vardır. Ama kısa bir tekrar yapayım. Şimdi biz aşı üzerinden gideceğimiz için enfeksiyona neden olan, bizim projemizin temelini oluşturan bakterinin enfeksiyona neden olan iki tane önemli virulansk geni var. Proteini var, faktörü var. Bunu rekombinant proteini olarak elde ettik. Nasıl elde ettik? Etkeni izole ettik. İşte enfeksiyona neden ol, enfekte hayvanlardan izole ettikten sonra bu bölge işte çoğalttık, transforme ettik ve çeşitli metotlarla da doğruladık. Rekombinant protein üretimini hakimsinizdir diye bu kısmı geçiyorum. Sonraki projeyle ilgili kısmını zaten bahsedeceğim. Prosese geldiğimizde demin anlattığım şekilde aşıların biraz prosesleri farklı. Canlı aşılarda direkt yani etkeni üretip atenüe etmeniz gerekiyor. Atenüasyon işlemi dediğimiz işlem şu. Etkeni izole ettikten sonra birkaç pasaj, yani pasaj birkaç demeyeyim de pasaj yapmanız gerekiyor. Fakat pasaj sayısı çok önemli. Pasaj diyelim ki 5. pasajdan 6. pasaja geçerken etken ölüme neden olmayacak ama enfeksiyon oluşturabilecek güçte olacak ki atenüe edilebilsin. Yani inaktif aşılarda böyle bir durum yok. İnaktif aşı inaktive demek, ölü demek. Öldürdükten sonra demin bahsettiğim adjuvantlarla kombine edersiniz. Ve aşının 1 mililitre içerisinde olması gereken bakteri sayısını belirledikten sonra adjuvantların her birinin de koyulma miktarı, ilave edilme miktarları farklıdır. Kombine edersiniz. Demin bahsettiğim güvenlik sterilizasyon testlerinden geçirdikten sonra klinik delme aşamalarına geçersiniz. Şimdi projemizin esasını oluşturan Mannheim hemolitikalar, çok böyle sıkmayacağım sizi. Bu Mannheim hemolitika dediğimiz etken sığırlarda nakliye ateşi olarak da adlandırılan sığır solunum hastalık kompleksi olarak diğer bakteri ve virüslerle ciddi enfeksiyonlara sebep olan bir etken. Ve hayvanlarda zorunlu olarak tabii ki aşısı varsa aşı yapılması gerekiyor. Çünkü aşıyla antibiyotik giderlerini mukayese ettiğinizde aşının gideri 1 liraysa antibiyotiğin giderleri 5 lira veya 10 lira olabiliyor ki şu anda antibiyotik dirençliği de çok yüksek seviyede. Bunu sonraki slaytta zaten bahsedeceğim. Şimdi Mannheim hemolitikayla ilgili niye böyle bir proje verme gereksinimini duyduk biz. Şimdi ilk olarak bu Mannheim hemolitika dediğimiz bakteri çiftlik hayvanların özellikle önemli solunum sistemi enfeksiyonlarına sebep oluyor. Fırsatçı bir patojen. Fırsatçı ne? Normalde bütün canlılarda bir flora vardır. Bu flora da yer alır ama herhangi bir stres durumunda enfeksiyon yapabilme gücü edinir. Yani üst solunum yolundan alt solunuma geçer ve bu slaytta göründüğü üzere sol taraftaki akciğer. Akciğer de önemli harabiyetlere sebep olur. Bundan korunabilmenin yolu aşıdan geçmekte. Çok hava dersiniz. Bu durum için Mannheim hemolitikanın neden olduğu enfeksiyonlardan korunmaya yönelik ülkemizde kullanılabilen 9 farklı aşı, ticari aşı bulunuyor. Bunlardan 7'si inaktif, 2'si canlı. Ama genel olarak baktığımızda serotip 1 üzerinden gidiliyor. Ve başka etkenlerle de kombine edildiğini görüyoruz ve burada şöyle bir durum çıkıyor karşımıza. Sahadan izole edilen bakterilerin kullanılmadığı durumuyla karşı karşıya kalıyoruz bir kısmında alüminyum hidroksit temelli olduğunu görüyoruz. Demin bahsettiğim serotip 1 dedim veya serotip 2 olan aşı grubu, aşımız da var. Aşı da var, ticari aşı da var. İthal bunlar. İkisi yerli, geri kalan 7'si ithal. Fakat şöyle bir durum da var. Şu an her istediğiniz aşıya ulaşamıyoruz yani. Öyle bir durum da var. Serotipler arası, yani bakterilerin genel özelliklerine baktığımızda Mannheim hemolitikadan gidecek olursak farklı serotipleri var. Bu serotipler arasında bile
korunma noktasında farklılıklar olduğunu görüyoruz. Yani serotip 1'e barındıran bir aşıyla aşıladığınız takdirde serotip 6'ya karşı koruma sağlayabiliyor mu? Sağlayamıyorsa o aşı çalışmıyor anlamına geliyor. Bu durumda sizin genel bir saat araması yapmanız gerekiyor. Ve ülkeye kapsayabilecek, hitap edebilecek bir aşıyı geliştirmeniz gerekiyor. Yani diyelim Güneydoğu Anadolu bölgesinde serotip 1 özellikle enfeksiyona sebep oluyorken işte Marmara bölgesinde serotip 6 enfeksiyon neden oluyorsa eğer genel ülkeye hitap edebilmek adına farklı serotiplerden hazırlanan yani Mannheim hemortika için söylüyorum. Farklı serotiplerden hazırlanan polivalan aşılar ve Mannheim hemolitikada da lökotoksin ve SSA1 proteinleri çok önemli. Bunların ekstra olarak da aşının içerisinde bulunması gerekiyor ki aşı çalışıyor diyelim. Şimdi aşı yaptığımızda çalışmıyor dersek bu aşının çalışmama durumu bu serotiplerden veya proteinlerden de kaynaklanıyor olabilir. Bir de aşı uygulamalarına çok riayet edilmesi gerekiyor. Eğer canlı aşı uyguluyorsanız canlı aşılar liyofilizedir. Çözücüyle sulandırıldıktan sonra kısa süre içerisinde yapılması gerekiyor. Veya soğuk zincire riayet edilmesi gerekiyor. Ya da adjuvanta bağlı olarak aşılamanın yolları da farklı olur. Kimi subkutan olur, kimi intramusküler olur. Yani kimi kas içi olur, kimi deri altı olur. Siz kas içi olacak yapılması gereken aşıyı deri altı yaparsanız o zaman aşı çalışmıyor derseniz ama o sizin hatanız olur. Şimdi projede neler yaptık? Çalışmamızın amacı yerli Mannheim hemolitikanın sebep olduğu enfeksiyona karşı yerli bir aşı geliştirmek. Bu aşıyı da etkinliğini fare modellemesiyle belirlemek. Ekstra olarak da rekombinant proteinlerle desteklemek idi. Ve yan ürün olarak da enfeksiyona neden olan Mannheim hemolitikalarının bir tiplendirmesini, serotip, genotip ve biyotiplendirmesini yapılarak yani sağdaki durumu ışık tutabilmek idi. Bir diğer hedef bu ticari aşıların içerisinde alüminyum hidroksit var. Ve demin adjuvant tiplerinden bahsederken bunların içerisinde emisyon tipler başlığını da görmüştük. Bu emisyon tiplerin içerisinde montanit grubunda yani yağ bazlı adjuvantların alüminyum hidroksitten çok daha iyi çalıştığını, hümoral immünitedenle beraber hücresel immüniteyi de uyarabilir özellikle adjuvantların olduğunu biliyoruz. Şimdi bu bağışıklığı uyarırken de bağışıklık dediğimiz olay spesifik ve nonspesifik olarak ikiye ayrılıyor. Spesifik edinsel bağışıklık dediğimizde de o da kendi içerisinde hümoral ve hücresel diye ayrılıyor. Siz tek başına hümoral immüniteyi uyarmanız sizin korunabileceğiniz anlamına gelmiyor. Aynı zamanda hücresel immüniteyi de uyarabilir özellikle olmanız gerekiyor. İşte kullandığınız adjuvantlar burada devreye giriyor. Yani adjuvant seçerken de hümoral immün yanıtın yanı sıra hücresel immün yanıtı da uyarabilecek özellikle bir adjuvant seçtiğinizde sizin aşınızın diğerlerinden daha iyi çalışabiliyor olma sonucuna daha rahat varabilirsiniz. Şimdi hemen çok kısa materyal ve metottan bahsedeceğim. Genel olarak baktığımızda işte Mannheim hemolitika solunum sisteminde enfeksiyon neden olan bir bakteri dedik. Çalışmamızda işte belli sayıda bakteriyle Mannheim hemolitikayla çalıştık. Makroskopik ve mikroskopik morfolojilerine değine tabii ki buradan yola çıkarak projenin devamını getirdik. Mikroskopik ışık mikroskobuyla görüntüsü. Biyofilmi duymuşsunuzdur. Biyofilm oluşturabilme gücü de var. Makroskopisine baktığımızda altta işte koloni morfolojilerindeki değişiklikleri görüyoruz. Hemoliz yapabilme gücü var. Şimdi bu çalışmada da şunu görmüş olduk. Literatür bilgisiyle sağ bulguları pek birbirini tamamlamadığını de gördük. Yani normalde aslında Mannheim hemolitika da şöyle bir şey vardır. İşte lökotoksin genin varlığıyla hemoliz paraleldir denir ama öyle bir durum olmadığında teyit etmiş olduk. Bir diğeri antibiyotik dirençliğine baktık. Bakterilerdeki antibiyotik duyarlılık ve dirençlik profillerine baktık. Burada baktığımızda şimdi sizler de biliyorsunuz antibiyotik direnciyle ilgili çok önemli sıkıntılar var. Hayvan sağlığında da kullanılan antibiyotiklere baktığımızda da insan sağlığında da baktığımızda ciddi direnç görüyoruz. Yani diyelim ki sahada şu an ticari olarak
50 tane preparat olsun. Bunlardan hayvan sağlığında bir ya da iki, belki bilemediniz üç tane antibiyotik kalmış durumda. İnsan sağlığına baktığımızdaysa genel olarak antibiyotiklere karşı direnç had safhada ve insan sağlığında da çok çok kısıtlı düzeyde antibiyotik kullanıyoruz. Yani buradaki tehdit ne bizim için? Şimdi eğer ciddi bir hastane enfeksiyonu sebep olan bakteri saçılma olursa, ki inşallah olmasın, kullanılabilecek antibiyotik çeşitli az. Yani dolayısıyla antibiyotik kullanırken de bilinçli kullanmak önemli. Bilinçli kullanmaktan da kastım şu. Şimdi antibiyotik eğer size şu şekilde veriliyorsa, yani haftanın işte 5 gün kullanacaksın deyip de 3 günü eğer kullanılıyorsa, yani 5 gün kullanmak yerine 3 gün kullanılıyorsa, bu antibiyotiği tam süreleri riayet ederek kullanmadığınızdan dolayı direnç gelişebileceğini gösteriyor. Veya geniş spektrumlu kullanacaksanız, dar spektrumlu antibiyotik eğer verildiyse, onu kullandıysanız, bunda da bir direnç gelişir. Bu direnç de plazmitler vasıtasıyla aktarılır. Yani tek hücreli mikroorganizma olsa da bu mikroorganizmalar çok akıllılar. Direkt direnç geliştiriyorlar ve nesilden nesile de aktarılabiliyorlar. Bir diğeri, çalışmamızın esasını oluşturan serotipler. Baktığımızda ülke profiline, şimdi bu çalışmada kullanılan suçlar ülkeyi temsil edebilecek hayvan popülasyonu, hayvanlardan, enfekte hayvanlardan izole edilen suçlar. Baktığımızda S6'nın yüzdesinin diğer serotiplerden daha yüksek olduğunu gördük. Yani buradan ben ne anlatmaya çalışıyorum? Kullanılan ticari aşılar içerisinde serotip 1 var. Şimdi serotip 6 oranı yüksek ise bu ticari aşıları kullandığınız takdirde koruma yüzdesi düşük olabilir. Korumayabilir. Şimdi sonraki çalışmalar yaptığımız uygulamalardan yola çıkarak bunu söylüyorum. Serotiplendirme ile ilgili durum da bu şekilde. Rekombinant protein üretiminde ise bunları da biliyorsunuz, çok böyle sıkmadan gideceğim. Şimdi genel profile baktık, antibiyotik dirençliğine baktık, biyofilme baktık, işte makroskopik, mikroskopik, hemolitik özelliklerine baktıktan sonra bizim için önemli olan, virülans faktörü olan Mannheimer için nekotoksin ve SSA1 proteinlerin rekombinant protein olarak elde edebileceğimiz suçları bu demin saydığım popülasyon bakterilerin içerisinden seçtik. PCR'le amplifiye ettikten sonra temizledik. Sumo vektör kullandık. Önce çoğalttıktan sonra one shot'a attık. One shot'tan PCR'la doğruladık. İşte sekansla da doğruladıktan sonra esas protein üretimini gerçekleştireceğimiz BL21D3'e transform ettik ve rekombinant protein aşamasına geçtik. O arada işte sekans ile de suçumuzda, gen bölgemizde herhangi bir delasyon ya da mutasyon bir durumun olduğunu veya olmadığını gözlemlemek adına sekans analizi sonucunda da teyit ettik. Ve sonrasında bu elde ettiğimiz lekotoksin, rekombinant lekotoksin proteini veya SSA'nın aşı içerisinde kullanabilir miyiz, diğer basamağa geçebilir miyiz diye protein veri tabanlarında karşılaştırmalarını yaptıktan sonra lekotoksinlerin amino asit dizimlerinde önemli bir farklılık olmadığını, SSA'da da aynı durumun geçerli olduğunu gördük. Tabii bu aşamalarda rekombinant protein üretimi sonrasında tabii ki STS-5 de moleküler ağırlığını işte çözünebilir mi gibi durumlarını da gözlemledik. Hedefimiz zaten bu protein 100 kilo dalton civarındaydı. Sumo proteinle beraber tabii ki bu biraz daha 10-11 kilo dalton civarında da artmış oldu ve STS-5'te de bunu gözlemledik. Şimdi aşı noktasına geldiğimizde, aşı da ilk ürettik, rekombinant proteini elde ettik. Şimdi bizim aşı içeriğimize baktığımızda farklı serotipler kullanmamız gerekiyor dedik ve rekombinant proteinler kullanacağız. Bu noktada
aşının içerisindeki protein miktarını veya bu projede geliştirdiğimiz ELISA'yı uygulamaya geçirebilmek adına protein ölçümleri yaptık ve sağda alt köşede işte miktarları belirledik. Aday aşıların hazırlanma aşamasına geldik bu işlemleri yaptıktan sonra. Birinci aşama işte sekans, antibiyotik dirençli, morfoloji, bunlardan yola çıktık ve ekstra olarak ticari aşı suçlarının karakteristik özelliklerini de bu çalışma içerisinde belirledik. Suçu seçtikten sonra aşı üretimine geçebilmek için kültür yapmamız gerekiyordu. İnaktif aşılarda kullanacağımız işte monovalan, bivalan, polivalan aşılarda kullanacağımız bu serotip 1-2-6'ları inkübasyonunu, kültürünü Brainard Broad'da gerçekleştirdik. Rekombinant protein üretimini de normalde klasik bilgileri böyle LB Broad, LB güzel çalışır veya kullanılması gerekiyordur diye bir bilgi var ama biz işte yaptığımız denemeler sonucunda TE Broad'dan daha anlamlı sonuçlar aldığımızı, fazla miktarda ve çözünebilir protein aldığımızı gördüğümüz için de TE Broad'u kullandık. Sonraki aşamada aşının içerisindeki antijen miktarını, yani protein miktarını arttırabilmek adına da konsantrasyon işlemlerini gerçekleştirdik. Şimdi bir pelet kullandık, yani bakterinin kültürü santrifüj ettik, pelet elde ettik. Ve ayrıca bakteriler bulunduğu kültür ortamına bu demin saydığım toksinleri, yani lokotoksin, toksin, bu tür toksinleri sentezleyip bırakıyorlar. Ve buna süpernatant proteinleri deniyor ve aşının içerisinde de olması gerekiyor. Ve süpernatantla peleti ayırdıktan sonra konsantrasyon işlemlerinden geçirdik ve sonrasında konsantre ettikten sonra işte miktar tayini yaptık bir önceki slaytta, inaktive ettik. Bakteriyi ve toksinleri inaktive ettik. Bizim kullandığımız metotta formaldehit kullanıyoruz. Bu yaygın kullanılan. Projede biz ISA 206 ve Freund Complete adjuvant kullandık. Ticari aşılarda alüminyum hidroksit var. Ticari aşı bizim kontrol gruplarımız oldu. İki ticari aşı kullandık. Kontrol grubumuz oldu. Freund Complete adjuvant dediğimizde ise eğer siz bir aday aşı geliştiriyorsanız sizin referans adjuvantınız olması gerekiyor. Ki denediğiniz adjuvantla karşılaştırabilirsiniz sonuçları. Bu iki adjuvantı kullanmış olduk. Ve neticede baktığımızda monovalan. Yani tek serotip içeriyorsa monovalan. 3 tane monovalan aşı, bivalan, polivalan, iki rekombinant temelli aşı dediğimizde ise ISA 206 ve Freund Complete adjuvantla kombine edilen iki rekombinant aşı da geliştirilmiş oldu. Şimdi letal doz 50 denemesinden bahsedelim. Letal doz 50 denemesi dediğimiz nedir? Evet, güzel aşıyı biz geliştirdik ama etkinliğine bakmamız gerekiyor. Etkinliği dediğimizde ise letal doz 50 denemesi kesinlikle yapılması gerekiyor. Bu insan aşılarında da böyle, beşeri aşılarda da ilk o preklinik safhada letal doz 50 denemesi yapılır. Letal doz 50 denemesi dediğimiz olay aşınız ne kadar koruyabiliyor? Yani şimdi seroloji noktasına baktığınızda evet uyarım var. Ama etkeni verdiğinizde evet gerçekten uyarım olabiliyor mu? Bunu görebilmek adına letal doz 50 denemesi yapılır. Burada bakteriyi, yani aşıyı ürettiğiniz bakteriyi, patojen bakteriyi işte onar katlı, ikişer katlı ne kadar sulandırsanız sulandırıp farelere periton içi uygulama yaparsınız. Ve sonrasında gözlemlersiniz belirli bir süre. Ve burada hedefiniz şu olacak. Gruplarınız var. Bu gruplardan işte hangi gruplarda tam ölüm var, hangi gruplar yaşıyor gibi verileri elde ettikten sonra dersiniz ki evet benim bakterimin letal doz 50'si şudur dersiniz ve ikinci aşılamada işte yaklaşık 14 gün sonra letal doz 50'si belli olan bakteriyi verirsiniz ve sonra da sonuçları gözlemlersiniz. Bu alttaki şekilde 0, 21, 42. günlerde yani 0 ile 21'de aşı yaptık, 42. günde kan aldık ve challenge denemesi yaptık. Bu demin bahsettiğim challenge denemesi. Challenge denemesi bir nevi elbeydan oluyor. Eğer aşınız çalışıyorsa eğer letal doz 50 düzeyinde bakteriyi verdiğiniz takdirde hayvanlarda ölüm gözlemlememeniz gerekiyor normal şartlar altında.
Burada da çalışma sürecinde üretilen ve mukayese edilen aşıları görüyoruz. Şimdi bir diğer proje çıktısına baktığımızda bu aşıları evet ürettik. Ama etkinliğini ölçmemiz gerekiyor. Tamam, letal doz 50'sini yaptık ama potans denemesini de yapmamız lazım. Potans denemesini yapabilmemiz için, düzgün sonuçları alabilmemiz için biz ELISA'yı kendimiz kapladık. Yani antijenlerle işte serotip 1, 2, 6 peletiyle, süpernatantıyla ve ürettiğimiz rekombinant proteinlerle kapladık. Aşamaları şu şekilde oluyor. Önce antijenle eğer indirekt ELISA yapıyorsanız antijenle kaplıyorsunuz. Bloklama aşaması oluyor. Süt tozu, kazein gibi kimyasallar, moleküller kullanıyorsunuz. Daha sonra biz antikor tarayacağımız için serum sulandırması yapıyoruz. Ve sonrasında, bu çok kapsamlı da sizi sıkmak istemiyorum. Konjugat dediğimiz anti-antikor, enzimle işaretli anti-antikor koyuyoruz. Ve sonrasında gözlemleyebilmek adına o enzimle işaretli anti-antikora substrat dediğimiz molekülü koyuyoruz ve sonuçları değerlendiriyoruz. Dolayısıyla proje çıktısına baktığımızda 8 farklı teknik de geliştirilmiş oldu. Şimdi bu geliştirilen tekniklerle baktığımızda aşı gruplarında potans deneme sonuçlarına göre monovalan aşılarla işte rekombinant, bivalan, monovalan ticari aşıların etkinliklerine baktığımızda potans sonuçlarına aşı etken yani antijen temelli ELISA ile rekombinant proteinlerin çok daha seçici olduğunu, yani aşılama sonrasında uyarımı en net şekilde rekombinant proteinle olduğunu gördük. Bir diğeri serotip 6, bu aşıların içerisinde olması gereken serotip 6'nın uyarımının iyi olduğunu gözlemlemiş olduk ki proje dahilinde şöyle bir şey de gördük. Lökotoksin haricinde çok önemli başka bir toksini de var. Bunu adlandırmaya çalışıyoruz şu anda. Bunda uyarımının güzel olduğunu, istenen seviyede olduğunu ve aşının içerisinde kesinlikle olması, bu adlandıramadığımız proteinin olması gerektiğini de görmüş olduk. Bu yan tarafta erişilen OD'leri görüyoruz. Monovalan, bivalan, polivalan aşıların uyarımının güzel olduğunu da şekilden seçebiliriz. Şimdi ELISA'yı yaptık fakat tabii ki bir eşik değerimizin olması gerekiyor. Eşik değeri de belirlerken negatif serumların ortalamasının standart sapmayla işte belirli bir hesabı var. O eşik değerimizi belirledik ve tabloya döktük. Tabloya döktüğümüzde şimdi sürü bağışıklığı, yani en son sonuçları elde ettik, derledik, toparladık. Eşik değerinin üzerindeki değerleri de baz alarak sürü bağışıklığına gittiğimizde monovalan S6 ve polivalan aşıların sürü bağışıklığını istenen güzel bir seviyede uyardığını gördük. Şimdi yerli aşı üretmek bizim maksadımız. Ticari aşıyla karşılaştırıyoruz sonuçları. Ticari aşılarda da birisinin uyarımın %50'nin altında olduğunu gördük ki sürü bağışıklığının kavramını artık hepimiz biliyoruz. %60-70 düzeyinde olması gerekiyor. Biri sınıfta kalıyor. Diğeri sürü bağışıklığı düzeyinde iyi ama şimdi challenge denemesi sonucu bizim için çok önemli. Yani tamam, sürü bağışıklığı güzel olabilir ama ölüme neden olmaması gerekiyor. Yani aşılama sonrasında enfeksiyon neden olan olabilecek sayıda bakteri, yani öldürmeyecek ama enfeksiyon neden olabilecek düzeyde bakteriyi verdiğimiz takdirde eğer ölüm gözlenmiyorsa evet güzel. Ama ticari aşılarda ölüm gözlemledik. Yani sürü bağışıklığını sağlayabiliyor olsa da er meydanında sınıfta kaldığını gördük iki aşının da. Şimdi bunları anlattık. İşte yerli aşının önemine getirdik en sonunda konumuzu. Maddelere dökersek tüm bu yaptığımız çalışmayı maddeler halinde, hayvanlarda ciddi enfeksiyon neden olan etkenlerin çoğunluğunun zoonoz karakterde olduğunu biliyoruz ve ilaç kullanımında etkili olan geçiyor hayvan sağlığı. Yani hayvan sağlığı bir ülkede ne kadar iyiyse insan sağlığı da o düzeyde iyidir denilebilir. Bir diğeri,
hayvan aşılarının üretiminde donanımlı ve büyük ölçekli aşı üretim merkezleri bulunmasına karşın insan aşılarının üretimine yönelik bu vasıfta merkez hala bulunmamakta. Pandemi döneminde yerli, milli aşı üretimli bir ülkenin en büyük silahı ya da korunma gücü olduğunu daha iyi kavradık. Bulaş oranı yüksek, tedavisi zor, enfeksiyöz hastalıklarda tek çıkış yolunun aşılama olduğunu ve dışa bağımlı olmamak adına bir ülkenin kendi aşısını üretebilir potansiyelde olmasını idrak etmiş olduk. İdrak edilmiştir. Veteriner hekimlikte kullanılan koruyucu hekimlik kavramı pandemi döneminde daha da ön plana çıktığını ve beşeri hekimlik içinde oldukça önemli olduğunu da görmüş olduk. Pandemiye neden olan etken ile ilgili bilgilerin yetersiz olduğu, enfeksiyonun tedavisinde kullanılan ilaçların da ki bu pandemi döneminde kullanılan ilaçların etkinliğiyle ilgili ilk dönemlerde kullanılan ilaçların sonraki dönemlerde işte yan etkilerin olduğu veya kullanılmayacağına dair de veriler sunuldu. Dolayısıyla aşının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ülkelerin hayvan ve beşeri sağlığı için aşı üretimini yapabilecek kapasitede fabrika kurması, var olan merkezleri pozitif yönde desteklemesi bu tür beklenmedik durumlarda daha da önem kazanmaktadır. Yani sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Bir ülkenin en büyük sağlık alanında yapması gereken atılım aşı ve biyolojik ürünler. Ve dışa bağımlı olunduğu takdirde bunların hepsi sekteye uğruyor ve çok önemli handikaplar yaşanıyor. Bu durumu çözebilmek adına bu konuda çalışan kişilerin taşın altına elini koyması gerekiyor ve bu konuya yönelik de çalışmaları desteklemesi gerekiyor. Ya inancımızı kaybetmememiz gerekiyor ve çalışmalarımıza devam etmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Bu çalışmada kullandığımız kaynaklar bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Biraz uzun oldu sabrınız için. Sorularınızı bekliyorum. Hocam çok teşekkür ederiz bu güzel sunumunuz için. Sorusu olan varsa alabiliriz. Sorusu olan yoksa webinarımızı burada sonlandırabiliriz. Hocam tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir toplantıya beni davet ettiğiniz için onur verdiniz. Tekrar Barış Hocama, Batuhan Hocam size çok teşekkürler. Çok emeğiniz de var. Teşekkürler. Yani bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlarımız kesinlikle yani yapamayız, olmaz gibi bir şeyin içerisine girmesin. Herhangi bir destek noktasında olabilir, bilgi noktasında olabilir. Her zaman ulaşabilirsiniz. Aslı Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Çok faydalı oldu bizler için gerçekten. Başından sonuna kadar ilgiyle takip ettik. Özellikle başında bilmediğimiz birçok kavram ve aşının tarihçesiyle ilgili bizi aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Gerçekten büyük bir bilgi kirliliğini ortadan kaldırdınız evet. En azından bizler için. Yani hocam şöyle bir durum var. Biz yani şöyle bir ruh haline girmiş durumdayız. Yani bizim millet olarak işte çalışmayız, çalışmıyoruz, yapamıyoruz. Hayır, hiç öyle bir durum yok. Gayet çalışan bilim insanlarımız da var. Yapanlarımız da var. İşte destek noktasında bazı sıkıntılar olabiliyor. Mali kaynaklarda da sıkıntılar olabiliyor ama yani biz yapamayız. İlla ithal yoluna gitmemiz gerekiyor diye öyle bir durum yok. Yani yeter ki destek olsun veya çalışmak isteyen insan olsun. Yani yapabiliriz. Sadece aşı için de değil. Yani diğer şeyler için de. Bu son dönemde yapılan açıklamalar tabii hocalarımız yapıyor, açıklamalar yapıyor da o noktalarda bazı noktalarda çok hayati yanlışlar oluyor. Bir de şunu ben söylemek istiyorum. Şimdi inaktif aşılarda şöyle bir şey var. O etkene dair bütün o demin bahsettiğim virülans faktörlerine ait proteinleri barındırıyor. Şimdi bu mutasyon kavramı konuşuluyor. Şimdi siz bir proteinden yola çıkarak bir aşı yaptığınız takdirde o proteini mutasyon, önemli mutasyonunuz aşının korunma düzeyinde önemli düşüşler olabilir. Enfeksiyona neden olan
farklı ve aşının etkinliğini arttıran farklı bilinmekle beraber böyle bir yararı da olabiliyor. Tabii ki şu an RNA aşılarının etkinliğiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Güzel de devam ediyor ama inaktif aşıyla da ilgili baktığımızda bazı tabii ki dezavantajları da var. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Çok teşekkür ederiz hocam. Kimsenin sorusu yoksa burada sonlandırabiliriz webinarımızı. Tekrar çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sonraki webinarlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.